Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun. 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz iklim değişikliği ve su temalı resim yarışmasının ödül törenine hoş geldiniz. Bu resim yarışması ile amaçlanan su kaynaklarımızı korumak, tasarrufun önemine vurgu yapmak, su kullanma bilinci konusunda farkındalık oluşturmak ve mevcut durumu gençlerin gözüyle değerlendirmek. Bu maksatla sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin, hızlı nüfus artışının ve iklim değişikliğinin tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'umuzda da ne gibi etkilere sebebiyet verdiğini gençlerimizin düşünce dünyalarından görmek istedik. Tabii ki bunlarla birlikte mevcut durumun olmazsa olmazı olan suyun bilinçli ve verimli kullanılması ve su kaynaklarının korunması noktasında gençlerimizin adeta hakemliğine başvurmak istedik. Çünkü bu dünya ve su kaynakları bizlere onların önemli bir emaneti. Gerek yarışmaya katılım oranından, gerekse de çalışılan eserlerden gördük ki gençlerimiz bu durumun farkında ve gençlerimiz bu konuda oldukça bilinçli. Değerli misafirler, su bir medeniyettir. Su hepimiz için çok değerli bir kaynaktır. O nedenle de suya hayat kaynağı diyoruz. Bugün buna yeni bir şey daha eklendi. Günümüzde dünyayı saran bir pandemiden söz ediyoruz. Korunmak için temel ihtiyaç duyduğumuz şeylerin başında hijyen kuralları geliyor. Hijyen içinde ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey su. Öte yandan su sadece günlük tüketimimizle de alakalı değil. Suyun bir de ayak izi var. Su ayak izi kısaca ifade etmek gerekirse bir ürünün başlangıcından nihai ürün haline gelinceye kadar ki bütün üretim aşamasında kullanılan su miktarıdır. Giydiğimiz bir tişörtte, içtiğimiz bir çayda, yediğimiz bir dilim biftekte çok ciddi su tüketimi vardır. Gereksiz tükettiğimiz her şeyle birlikte suyumuzu da çöpe atıyoruz. Örneğin gereksiz kullandığımız bir A4 kağıdı ile 10 litre suyu israf etmiş oluyoruz. 200 gram patates cipsi için 185 litre, bir hamburger için 8000 litre su harcıyoruz. Yani suyu sadece kullanırken harcamıyoruz. Her alandaki tüketimimizde su harcadığımızı aklımızdan çıkarmamalıyız. Kıymetli katılımcılar, iklim değişikliği ve su temalı yarışmanın değerlendirme aşaması bizler için oldukça zorlu bir süreç oldu. Birbirinden güzel ve anlamlı eserler içinden seçim yapmakta gerçekten tatlı bir zorluk yaşadık. Ortaokulda ve lisede öğrenim görmekte olan öğrencilerimizden gelen özgün resimler idaremiz yöneticilerinin oluşturduğu bir jüri tarafından değerlendirildi. Gençlerimizin yaptığı resimlerin tamamını inceledik. Hepsi oldukça iyi düşünülmüş, yeteneklerini ve becerilerini zekice sergiledikleri birer eser olarak aklımızda yer etti. Hazırladıkları kompozisyonlara baktığımızda suyun hayatımızdaki yerini ne kadar iyi algıladıklarını, bu vazgeçilmez kaynağı korumaya ne kadar hevesli olduklarını, suyumuza böylesine hassas, duyarlı ve bilinçli yaklaştıklarını görmek bizi oldukça memnun etti. Ortaokul ve lise kategorilerinde yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm öğrencilerimizi ve onları yetiştiren ailelerini tebrik ediyorum. Yarışmamıza yoğun ilgi gösteren ve destek veren tüm öğretmenlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.
Bugün çok özel konuklarımız var. Gerçekten heyecan duydum. Sanırım bir tek ödül vereceğimiz öğrencilerimiz bizimle beraber. Keşke bu pandemi koşulları mani olmasaydı da bütün tasarımı yapan gençlerimizi burada konuk edebilseydik. Çünkü çok gerçekten yaratıcı ama bir yönüyle de hissedebilen gençlerimiz olduğunu görmek, hissettiklerini hayal edebilen ve onları kaleme, kağıda dökebilen, çizebilen gençlerimiz olduğunu görmek, bu duyarlılığı, bu içtenliği en derin bir şekilde bize aktarabilen gençleri görebilmek gerçekten çok kıymetliydi. Onun için bu sürece emeğe geçen bütün arkadaşlarıma ve de o dışarıda kısa bir geçişte bile etkilendiğim, o çizgileri bizimle paylaşan bütün gençlerimize teşekkür ediyorum. Dünyanın belki de geleceğinin en önemli konularından birisini aslında konuşuyoruz, su meselesini konuşuyoruz. Dolayısıyla suya bakışımızı biraz daha geniş bir tanıma kavuşturmak istersek aslında dünyanın en önemli sorunu iklim değişikliği ve bir anda mevsimlerin kuraklığa dönmesi ya da bir anda insanların hiç de beklemedikleri bir takım doğal afetlerle yüz yüze kalması, işte tam da bu iklim değişikliğinin dünyaya yaşattığı işler, unsurlar. Bunun tabii birkaç sebebi var ama en önemli sebebi ne yazık ki yine insanoğlunun doğaya verdiği zarar, çevreye verdiği zarar, kaynaklarımıza verdiği zarar olarak da sıralayabiliriz. Bu bir tehdit. Bu sorunun bilincine varmamız ve hep beraber çözüm bulma zorunluluğumuz var. Ve bunu hiç vakit kaybetmeden yapmamız lazım. Yani bu kadar derin bir sorunu çözmemizin yegane çözümü bu. İstanbul'un suyu yönetmekle yükümlü olan kurumu İSKİ'deyiz. Su odaklı iklim değişikliğine bakarak 22 Mart Dünya Su Günü'ne böyle bir etkinliği hazırladılar arkadaşlarım. Ama az önce genel müdürümüzün ifade ettiği gibi yani su ve suyu düşünmek sadece suyla bitmiyor. Yani tükettiğimiz her şeyde, yaşamımızın her anında aslında suya dönük tasarruf tedbirlerinin bir parçası olabiliriz. Bu manada atılacak çok adım olduğunun da farkındayız. Bu yıl kuraklığı da etkili bir şekilde yaşadık, yaşamadık değil. Çokça dua edildi hissediyorum. Bereketli bir yıl geçsin. İki yıl üst üste kuraklık yaşanmış bir İstanbul'un üçüncü yıl bir kuraklığı gerçekten İstanbul'u sıkıntıya sokabilirdi. Ama şükürler olsun ki normal mevsim yağışlarına varmaya dönük bir süreci yaşadık özellikle Ocak itibariyle. Ama bu tabii yaşadığımız bu kuraklık tehlikesini bir uyarı olarak almamız lazım. Dolayısıyla ders çıkarıp önümüze öyle bakmamız lazım. Çevreyi korumaktan bahsettik. Atık yönetimine varıncaya kadar her aşaması bunun bir parçası. Ama somut olarak su kaynaklarımızı korumaktan başlayabiliriz. Önemli görevlerimiz var. İşte dediğim gibi küresel ısınmayla mücadele konusunda atmamız gereken adımlar var. Ama daha da önemlisi artık İstanbul'da doğanın, çevrenin talan edilmemesi, heba edilmemesi ve korunması, yeşil alanlarımızı, dere yataklarımızı, barajlarımızı, barajlarımızın çevresindeki havzalarımızı korumamız, gözetmemiz bu manada hepimizin sorumluluğunu yerine getirmesi gereken bir ortamdayız. İstanbul'un doğasını tehdit eden birçok şey yaşanıyor. Sonuç olarak bir beton kanal ile İstanbul'un gerçekten büyük bir tahribata sebep olacak bir sürecinin başlangıcını yapanlara karşı da mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu İstanbul'un
aslında mega proje kavramının da değişmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Nedir İstanbul'un mega projesi? İstanbul'un mega projesi sağlıklı bir yaşanabilir bir kent var edebilmek. İnsanların doğal çevreyle buluşabilmelerini sağlayabilmek. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hayata umutla bakabildikleri bir çevreyle umutla bakabildikleri bir şehir var edebilmektir. Esas mega proje. Bunun unsurlarını yerine getirmektir. Bu manada bu tabii uzun soluklu bir mücadele ama önümüzde varsa bazı engeller, varsa bazı tehditler, varsa önümüze dikilen mega proje adı altında İstanbul'un geleceğini tehdit edecek unsurlar, bunlara akılla, bilimle, hukukla, kanunla karşı durmakta sorumluluğumuzdur. Belki de bu karşı duruşun simgesel bir esere dönüşüp karşımıza dışarıda şövalyelerde dizili olan resimlerde o karşı duruşu hep beraber görebiliriz. Yani hem çocuklarımızın hem gençlerimizin o tehdidi hissederek, o korkuyu hissederek onları kaleme almaları, çizmeleri bence bu tür tehditlere karşı hem bir karşı duruş hem de aslında ne kadar duyarlı bir nesil ile bir arada olduğumuza işaret. O bakımdan büyük işler başarmalıyız. Bu manada bir zihniyet değişimi var etmeliyiz ki gerçekten çocuklar ve gençler bu konuda çok daha duyarlı geliyorlar. Onlara hazırlayacağımız iyi bir çevre, iyi bir ortam göreceğiz ki bizi daha geleceği teminat altına alınmış bir şehir ve ülke ve hatta dünyanın bir parçası olabiliriz. İSKİ'miz tabii çokça yoğun bir çalışma içerisinde suyun korunmasından, suyun biriktirilmesine, barajlarda depolanmasına, suyun en doğru şekilde kullanılması için evlerimize varmasına, iş yerlerimize varmasına ve orada kullanım esnasındaki tasarrufa dahi dokunan aparatları hediye edip daha az suyun kullanılmasına dönük hamleler yapılmasına, ardından suyun kullanıldıktan sonra kirlenen suyun, atık suyun yine temizlenerek doğaya verilmesi veya kullanım suyu olarak geri dönüşümünün sağlanması sürecini, hikayesini yazan kurumumuz. Çok değerli, el üstünde tutmamız gerekir. Yani suyun hikayesi çok kıymetli çünkü suyun hayat olduğunu, yaşam olduğunu hepimiz biliyoruz. Dünya Su Günü'nde İzmir'de bir başka su yönetimi mümkün başlığıyla bir toplantı yaptık. Kıymetli bir toplantıydı ve bu toplantıda Türkiye'ye yaklaşık 40 milyona yakın nüfusun yaşadığı büyük şehirler ve il belediyeleri üzerinden bir mesaj vermeye çalıştık. O bir başlangıçtı. Suya duyarlılığı bundan sonra da başka İSKİ gibi kurumlarımız olmak üzere tüm yerel yönetimler ve hatta merkezi idareye varıncaya kadar, hükümete varıncaya kadar en baş sorumluluk olarak tarımdan şehir yaşamına suyun bütün hikayesini en doğru şekilde yönetmeye dönük adımlar atmamız şarttır. Bugün bu suya dönük, suyun hayat olduğunu hatırlatmaya dönük bu etkinliğin kıymetli olduğunu farkındayım. Ben de heyecanla ödül alan gençlerimizle buluşmak ve dışarıda onların ve diğer arkadaşlarının eserlerini görmek istiyorum. Çok fazla vaktinizi almak niyetinde değilim. Tekrar bu güzel niyeti ortaya koyan yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kalplerinden geçen güzel çizgileri bize yansıtan güzel, kıymetli genç öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize veren ve bu buluşmayı sağlayan öğretmenlerimize, eğitimcilerimize minnet duygularımı iletmek isterim. Ve de tabii ki bu gençlerimizin başarısına yoldaş olan onların güzel ailelerine, velilerine, annelerine ve babalarına da hürmetlerimi sunuyorum. Umut ederim ki bu güzel neslin, bu genç arkadaşlarımızın ellerinde geleceğimiz daha da teminat altındadır. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Tamam. Konuşmalarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerini kısa bir süre daha sahnede misafir edeceğiz. Şimdi heyecanla beklediğimiz iklim değişikliği ve su temalı resim yarışması ödül törenine geçiyoruz. Resim yarışmamızda ortaokul kategorisinde üçüncülük ödülünü almak üzere Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Tuğba Madenci'yi sahneye davet ediyorum. Sayın Başkanım, değerli konuklar, ortaokul kategorisinde birincilik ödülü sahibi Nazperi İrem Kurt ile ilgili önemli bir bilgi vermek istiyorum. Nazperi, Ocak ayında UNESCO'nun düzenlediği bir resim yarışmasında dünya birincisi olmuş. Bu bilgiyi bizimle paylaşan Nazperi'nin annesi Sayın İlknur Kutlu'ya teşekkür ediyor ve kendisini ve kızını tebrik ediyoruz. Sevgili Naz, UNESCO'nun düzenlediği yarışmada birinci olan eserinin bir kopyasını Sayın Başkanımıza takdim etmek isterler, arz ederim. Geçmişler kendi rahatları. Oh, falan. Evet, Başkanım burada. Yönetim kurulu üyelerimiz, genel müdürümüz, genel yardımcılarımız, başkan danışmanlarımız. Sizin adınıza kesiyorum kısa. Tamamdır Başkanım. Harika. Tabii. Aslında Afrika'da su kıtlığı var. Su kıtlığını getirdiyse kuraklık. Bunu baz alarak çizdim. Afrikalı bir kız çizdim. İki dünyayı birbirine tutan. Fabrikalardan akan sular doğaya karışan bir şekilde çizdim. Daha sonra su damlalarını çok az bir şekilde çizdim. Kirli olarak. İnsanların buna muhtaç olacağını anlatmaya çalıştım. Kirli suya bile muhtaç kalan bir dünya. Aferin sana. Çok mutlu oldum seni burada gördüğüme. Ben de. Onur duydum seni tanıdığıma da. Benim güzel arkadaşım. Sağ ol. Evet, Fikriye, Berra. Efendim? Berracığım nasılsın? Merhaba, iyisin. Kümpresinde şöyle, bu kız kendisi işte zaten suyu temsil ediyor. Üzerinde de mavi hani tonlarını da yapmaya dikkat ettim. Tam ortaya herkes işte gördüğünüz gibi elindeki şişe ve kendisine ulaşmaya çalışıyor. Çünkü ciddi bir kıtlık var. Susuzluk var. Aynı şekilde arkada da yine hani kirli hava, hani fabrikalardan çıkan dumanlar ve artık solmuş, kendinde olamayan ölmüş ağaçları koydum. Berracığım, yüzler, eller farklı bir duyguyla çizmişsin. Evet. Yani çok çok etkileyici aslında bu. Bu yüzler ve eller, yani bu tasarım böyle çok özel ressamların da çizgilerinde vardır. Çok umarım senin de çok güzel çizgilerle ileride çok güzel tablolarını görürüz. Evet hocam, bekliyorum. Vallahi çok mutlu oldum. Berra'm, kim var Berra'yla? Annem. Annemiz, buyurun lütfen. Hocam. Evet. Evet. Buyurun. Çok mutlu oldum. Emeklerinize sağlık hocam. Teşekkür ederiz başkanım. Harikasın Berracığım. Evet, Kübra. Kübra, merhaba, nasılsın? İyi misin? Biraz resimden anlatır mısın bana? Çevre kirliliğinin suyu, kuraklığı anlattım. Fabrikadan çıkan dumanları anlatmak istedim. Ortaya bu şekilde bir Afrikalı çocuk çizmek istedim. Kuraklığı anlatıyor. Evet. Burada da çöpleri gösterdim. Çevreyi kirliliği. Evet, evet. Çok güzel. Çok başarılı da bir okulum var. Umarım güzel bir gelecek sizinle olsun. Başarılar dilerim. Babamız var, sizler? Burada ben okul müdürüyüm. Harikasınız hocam, nasılsınız? Merhaba. Çok teşekkür ederim. Bir gün okulumuza da gelmeyi çok isterim. Çok başarılı bir güzel sanatlar lisemiz olduğunu biliyorum. Türkiye'nin güzel sanatlar. Sizin meclisiniz, tamam.